benim için gerçekten çok ilginç ve tam tiyatroluk bir olay. Muayeneye gelenlerin hepsi hasta değildir. Hatta bazıları sapasağlamdır. Ama yine de buraya gelince ve beni de görünce başım, omzum, elim, kolum, sırtım diye sızlanıp dururlar. Çalışmak zorundaymış. Kızımın her şeyi var. Gene de çalışmak zorundaymış. Anneciğim ben öyle evde oturup hazır para yemek için 4 sene eğitim fakültesinde okumadım. Ben bir öğretmenim ve benim ideallerim var. Neymiş ideallerin? Bunu seninle defalarca konuştuk anne. Kariyer yapmak ve bir gün kendi okulumu açmak. Ha, kariyer yapacakmış. Bir genç kız için bir tane kariyer vardır. Evlenip çocuk çocuğa karışmak. Tabii. El alemin çocuklarına nefes tüketeceğini kendi doğurdun. Çocuklarını büyütürsün. Ay. Ay topraktan geldik, toprağa gideceğiz ya. Anneciğim ne oluyorsun Allah aşkına? Ama ben okulum anladım. Buraya eski dergileri koyuyorlar. Nedenmiş? Gelen hastaların bir geleceği olmadığı için geçmişlerini düşünsünler diye. Sen öyle diyorsun evladın anne. Ben de. Bir selam diliyorum. Hayatın bir rüzgar gibi uçup gittiğini hiç acele etmezlerdi. Ben onların yerinde olsaydım. Olamazsınız. Ne demişler? Gençler bile bilselerdi, yaşlılar yapabilselerdi demişler. Kim demiş biliyor musun? Kim demiş? Ben de bilmiyorum. Ama diğer iyi demiş. Bakın işte uçup gittiler hemen. Modern hayat. Ya. Şimdi demiş. Geç, geç. Taşıyorum. Benim bu 3. gelişim oluyor. Her seferinde de ya bir festival için geldim ya bir oyun kutlanıyordu, bir şeyler yapılıyordu. Her geldiğimde de bu kadar müthiş bir ilgiyle karşılandık.
Bu o kadar mutlu ediyor ki insanı. Ali Ağa çok güzel bir yer. Tiyatro seyircisi muhteşem. Kaç kere geldiysem mutlu oldum. Bundan sonra da hep gelmeyi arzu ederim. Böyle güzel coşkulu seyirci varsa biz geliriz. Çağırın yeter. Değil mi? Biz onlar için, onlar bizim için. Biz olmazsak onlar yok. Seyirci olmazsak biz yokuz. İyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.